Evet, Cüneyt Baksoy yanımızda ve Melik Yiğit'a karşımızda. Günaydın. Günaydın. Melik Yiğit'a günaydın. Günaydın, merhabalar. Merhabalar. Cüneyt Baksoy da bizimle. Şimdi ekonomiye dair başlıklarda konuşacağız ama onun öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Haziran seçimlerine yönelik az bir zaman kala hükümet sistemiyle ilgili detaylı açıklamaları var. Biraz da sen detaylandırır mısın bizim için? Şimdi ben hemen şuradan bir yandan da bakayım. Şimdi bu çok bakanlık sayısı bir kere yani başbakanla birlikte mevcut sistemde biliyorsunuz 27 bakan var. Bu 16'ya iniyor. Bunun dışında asıl önemli olan kurullar oluşturuluyor. İşte Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu, Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, Ekonomi Politikalar Kurulu, bu çok önemli. Yani ekonomide bakan sayısı azalıyor, 3'e iniyor. Tek elden koordine edilecek. Bunun dışında da bir Ekonomi Politikalar Kurulu olacak Cumhurbaşkanlığına bağlı. Ve bu kurulun da üyeleri olacak. Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, Hukuk Politikaları Kurulu, Kültür Sanat Politikaları Kurulu, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, Sosyal Politikalar Kurulu ve Yerel Yönetim Politikalar Kurulu. Yani yeni sistemde 16 bakan olacak. Bazı bakanlıklar birleşiyor. Bunun dışında da Cumhurbaşkanı'na bağlı kurullar olacak. Bu kurulların üyeleri olacak. Bir de tabii ofisler olacak. Yani kurullar dışında ofisler, finans ofisi, iletişim ofisi, insan kaynakları ofisi, teknoloji ofisi ve yatırım ofisi. Bunlar yani bakanlıklar, kurullar ve ofisler. Ayrı şekilde bu dizayn edildi. Cumhurbaşkanı'na bağlı çalışacak kurumlar, kurullar ve bakanlar. Burada amaçlanan şey belirli kritik konularda ortak akılla karar verme. Yani gerektiğinde bu ofisler, kurullar ve bakanlar bir araya gelip herhangi bir konuda bir çözüm, ortak bir çözüm arayışına girebilecek. Cumhurbaşkanı'nın yardımcıları olacak. Bu yardımcılara da bağlı yerler olacak. Örneğin mesela Cumhurbaşkanı yardımcılarından bir tanesine işte ekonomi bağlı olacak. Ama sayı konusunda Sayın Cumhurbaşkanı sayı vermedi. Yani kaç tane Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak? O şu aşamada o sayı veremem dedi. Zaten önümdeki şemada da yok. Yani Cumhurbaşkanı yardımcı sayısı yok. Bakanlıkların, kurulların ve ofislerin sayıları var. O meclisteki tabloya göre şekillenecek. Burada asıl amaç şu, yani bu yeni dizaynda daha kompakt, daha seri, hızlı karar alabilen ve herhangi bir kararı alırken de bunun takibini doğrudan yapabilen bir sistem. Bürokrasinin azaltılması, çok temel ekseni bu olacak. Yani sorunların çözümü konusunda bürokrasiyle çok fazla zaman kaybı yaşanıyor. Kaldı ki Sayın Cumhurbaşkanı biliyorsunuz ilk başbakan olduğundan bu yana özellikle ilk yıllarda çok tekrarladığı bir şey var. Türkiye'de bir bürokratik oligarşi var. Ve biz bu bürokratik oligarşiyi ortadan kaldırmadığımız sürece de iş yapamayız dedi. Bugüne kadar hep o bürokrasi azaltmaya dönük hamleler ve yenilikler yapıldı ama bütün bu hamle ve yenilikler gelip sisteme çarpıyordu. Şimdi bu yeni sistemde yani Cumhurbaşkanı hükümet sisteminde dediğimiz şey deyim yerindeyse artık o bürokratik meseleye neşter vuran bir sistem. Dolayısıyla 16 bakanlık farklı kurullar ve farklı ofisler şeklinde dizayn ediliyor. Burada en önemli belki altını bir kez daha çizmek gerekiyor. Ekonomide biliyorsunuz daha önce 5-6 bakanlık ilişkiliydi ve bir başbakan yardımcısı bunu koordine ediyordu. Şimdi sadece 3 bakanlık olacak. Ve bu koordinasyon yani kurul ve bakanlık arasındaki koordinasyonu da ilgili Cumhurbaşkanı yardımcısı yapacak. Evet, şimdi ben Cüneyt'e döneceğim. 3 bakanlık ekonomi şimdi ne olacağını bilmiyoruz tabii. Zaten 38'ler falandı değil mi ilk bakanlar? Yani bayağı bakan sayısı azalmıştı. Şimdi tekrar 16. Daha mı iyi bir yönetim şekli olabilir? Şey olarak bakanlık sayılarının azalması, tekelde olması, hani çok seslilik olmaması vesaire. Yani muhakkak
iyi olacağı düşünülmüştür. Ama kendi tecrübemize ve yurt dışındaki örneklere de baktığımızda koordinasyonun hızlanması, konsantrasyonun artması, çok daha fazla, çünkü artık dünya başka bir dünya. Yeni bir dünyada hızlı karar almak gerekiyor, hızlı ilerlemek gerekiyor. Ve bazı sorumlulukların tek elde toplanması ya da belli ellerde toplanması bu karar alma mekanizmasını ve karar alma süresini hızlandırabiliyor. Bu önemli. Çünkü biz piyasalarda da bunu hep görürüz. 24 saat açık piyasalarda deriz. Karar almak en önemli unsurdur ve hızlı karar almak bazen sizi çok büyük karlara da ulaştırabilir. Çok büyük zararlardan da kurtarabilir. Siyasetin de kendi içinde böylesi bir değişimi ben açıkçası olumlu görüyorum. Ekonomi tarafında özellikle o 3 bakanlık noktası bence önemli. Orada bir senkronizasyon sağlanırsa seçim sonrası Merkez Bankası ve kurulacak ekonomi bakanlıklar arasında Türkiye'nin fiyatlamaları üzerinde de pozitif etki yapacaktır. Bunu zaten izleyip göreceğiz ama bence olumlu diye düşünüyorum. Çünkü dünya hızlanıyor Zeliha. Senle de hep konuşuyoruz. Bu hızlanan dünyada artık hızlı karar almak gerekiyorsa karar almayı hızlandıracak her olumlu gelişmeyi ben pozitif görüyorum. Şimdi 3. havalimanında tarihi bir gün yaşadık. Birazdan Cüneyt'e de soracağım ama onun öncesinde hemen Melike'ye de dönelim. Şimdi 3. havalimanı İstanbul'un daha doğrusu en çok büyük bir havalimanı. Onu biliyoruz. Ve zaten bir ulaşım hubuyuz. Kaç kilometre etrafımıza bakıldığında zaten çok ciddi kullanılıyoruz biz. Yetmiyordu da zaten 2 tane havalimanı. O yüzden tarihi de gün yaşandı dün Melike'ye de. Bölgenin lideri olacağız. Evet, bu evet aynen öyle. Şimdi 3. havalimanı tabii sizi de dolayısıyla ilgilendiriyor. Her ne kadar Ankara'da da olsanız devamlı İstanbul Ankara yaptığınız için. Görebildiniz mi bu noktada görüntüleri de izleyebildiniz mi Melike Yiğiten? Valla bir kere benim işime çok yarayacak. Çünkü ben haftada bir iki gün İstanbul'a geliyorum. En son geldiğimde 25 dakika havada beklemiştik. Yani inmek için yerde yer yoktu. Bazen de yere inerken böyle park yeri. Yani ben 50-55 dakikaya İstanbul'a geliyorum ama benim inip arabaya binmem her seferinde 1-1,5 saat. O yüzden de en mutlu olanlardan biri de benim. Yani bu sürenin azalması noktasında. Şimdi burada onun dışında yani bizim gündelik hayatımızı kolaylaştırmanın dışında da bölgeye dair ve dünyaya dair bir iddia sahibi. Yani dün Sayın Cumhurbaşkanı da bunu ifade etti. Bir havaalanı açıyoruz. Ve tamam oraya uçaklar inecek meselesi değil. Burada bir markalaşma iddiası var. Yani dünyadaki küresel ekonomik sistemde ben de varım iddiası var burada. Dolayısıyla bu aslında bir ticari markalaşma. Yani evet bizim gündelik hayatta yaşamımızı kolaylaştırıyor doğru. Bu işin bir parçası ama asıl önemli olan şey ticari anlamda bir markalaşma. Ve büyük bir iddia sahibi. Yani bu havaalanı yapılırken de Sayın Cumhurbaşkanı bu iddiayı ortaya koymuştu. Dün ilk işte pistte kendi uçağıyla indi. Yüzde zannediyorum 92 civarında tamamlandı orası. Ve 29 Ekim'e yetişecek. Bunu söyledi. Yani buraya belki böyle bakmak lazım. Eğer Türkiye'nin ekonomide güçlü olmasını istiyorsak, dünyada level atlamasını istiyorsak ve böyle bir iddiamız varsa o iddia bunlarla sağlanır. O yüzden bu için havalimanı önemli. Yani büyük bir iddia sahibi olduğunu gösterdi Türkiye. Ne diyorsun? Ekonomiye yansıması nasıl olur? Daha doğrusu nasıl canlandırır mı? Kesinlikle Melike katılıyorum. Bir kere dünya markası olma noktasında önemli bir adım. Çünkü biz Türk Hava Yolları'nı iyi biliyoruz. Son dönemde yaptığı atılımları, önemli organizasyonlara sponsor oldu. Önemli isimlerle reklamlar yaptı. Ve şu an Avrupa'da ilk 3'te, dünyada ilk 7'de Türk Hava Yolları. Yani marka olmanın ne demek olduğunu ve iddialar ortaya koymanın ne tür sonuçlar, pozitif sonuçlar gösterdiğini bize gösteren iyi bir örnek. Şimdi biz bunu önemli bir projeyle destekliyoruz. Yani hem Türk Hava Yolları için çok ekstrem bir sonuç hem de Türkiye için Melih'in dediği gibi bölgesinde değil sadece global ölçekte
en önemli merkezlerden biri olacak. Tam hem charter uçaklarının geçmesi, hem direkt uçuşların geçmesi, hem bölgeye dağılım. Çünkü Orta Doğu çok gelişecek. Yani biz hem problem olarak görüyoruz belki Orta Doğu'yu başlık olarak, ama bu bölgede sorunlar bir noktadan sonra çözüldükten sonra bu bölgedeki faaliyetler, ekonomik faaliyetler müthiş gelişim gösterecek ve Türkiye tam bu noktada önemli kilit ülke olacak. İşte böyle kilit bir ülkenin böylesi bir projesi gerçekten önemli. Hem bizim hayatımızı kolaylaştıracak, hem de global ölçekte Orta Doğu ile ticaret yapan bütün iş adamlarının ve bütün şirketlerin hayatını kolaylaştıracak bir proje. O bakımdan çok önemsiyorum. Bugün de önemli bir başlangıç oldu. Hayırlı olsun. Ve F-35'leri de birkaç cümle alalım senden. Yani Amerika ile olan ilişkilerin ne düzeyde ilerlediğini gösteren bir örnek diyelim. Yani son dönemde biz özellikle Münbiş tarafında pazarlık sürecinde önemli gelişmeler almıştık Afrin'deki başarıdan sonra. Yavaş yavaş sanıyorum Amerika ile bir yeni bir sayfa açıp yeniden olumlu bir sürece doğru ilerliyor ilişkiler. Sadece NATO müttefiki olarak değil, stratejik müttefik olma noktasında da bir adım olarak görüyorum. Umarım devamı gelir. Melik Yiğiter, Batı medyasında bir 24 Haziran nasıl görünüyor? Bazı gazeteler nasıl diyeyim, kötümser ya da yine bu algı operasyonu yapan haberler yapsalar da kimi gazetelerde Türkiye'nin lehine haberler yayınladılar, ama biraz Batı dünyasından da 24 Haziran seçimlerini okumak lazım. Ne diyorsunuz? Vallahi en son işte atılan manşette biliyorsunuz Alman gazetesinde Erdoğan işte gece yarılarına kadar çalışıyor, o yüzden başarıyor. Ben Batı medyasında da hani büyük bir bölümünün artık seçim sonucunu bir şekilde satın aldığını düşünüyorum. Şimdi muhalefet eden ve kötüleyen birkaç gazete ve dergi olması da, o da normal, seçime kadar bu sürecek. Yani 25 Haziran sabahı onların kodlarının da bir şekilde normale döneceğini düşünüyorum. Hatırlayın, her seçim öncesi bu tür gerginlikler oluyor. Yani ülkelerle, Batı medyasıyla, bir takım Batı'daki STK'larla. Fakat seçimin sonrasında, seçim artık bittiği andan itibaren de bu kez Sayın Erdoğan'la normalleşme adına bir takım adımlar atılmak isteniyor. Burada da aynısı olacak. Yani acaba hani götürebilir miyiz, bir omuz versek gider mi falan deneyenler olabilir. Bu çok anormal bir şey değil. Yani muhalefet etme meselesi. Fakat 24 Haziran gecesi, yani 25 Haziran sabahı itibariyle ben onların da bir şekilde kodlarına döneceğini düşünüyorum. Seçim sonucuyla birlikte. Ama burada asıl olan şey şu. Ya beni kişisel olarak, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak rahatsız eden durum. Ve hem içeride de var o tartışma, hem de dışarıda da tartışma var. Ya böyle seçimi tartışmalı hale getirecek, seçimi gölgeleyecek iddialar ve yazılar beni rahatsız ediyor. Çünkü Türkiye seçim tecrübesi olan bir ülke. Katılım oranı anlamda Avrupa'nın çok çok üzerinde. Yani 80'ler 90'lara yakın bir makası var katılım oranı. Bu çok yüksek. Yani bu bir kere demokrasiyle ilişkinizi gösteriyor. Tamam, tercih tartışabiliriz ama sonuçta o siyasal denkleme ortak olma hissi ve siyasal denklemde tercih kullanma, kendi beni yönetenin benim seçme hakkım var deyip sandığa gitmesi bile bunun bu sistemin ne kadar artık demokratikleştiğini gösteriyor. Yani siyasal sisteme ortak olma isteği vatandaşın, bu bile başlı başına bir veri. Yani Avrupa'da bile bazı ülkelerde ortalamanın 50-60'larda olduğu katılım oranını, ama Türkiye'de 90'lara yaklaştığı bir katılım oranını göz ardı etmek büyük bir haksızlık. Bu da şeyi gösteriyor bize zaten. Yani insanların kendi tercihine sahip çıktığı, işte zaten hani bir takım kurullarla bu sistemin denetlendiği, yani mesela oy kullandığınız andan itibaren bu sistem zaten denetleniyor. Her sandıkta farklı partilerde müşahitler var. YSK görevlileri bu sandıkları kapatıp bunu zaptını tutarken bu müşahitler ve parti görevlileri orada. Yüksek Seçim Kurulu'nun merkezinde bu kararlar alınırken her partinin temsilcisi var orada. Yani bunu göz ardı etmemek lazım. Seçime katılan her parti, sadece mecliste çoğunluğu olan değil.
seçime katılan her partinin temsilcileri var. Bu temsilcilerden bir tanesi de hukukçu oluyor. Ve bunların göz önünde her şey toplanıyor, çıkarılıyor. Şimdi bir takım tartışmalar yaşanabilir, normal. Yani atıyorum bir tane oyda işte mühür şuraya kaydı. Yok o buna sayılır, şuna sayılır. Bu tartışma normal ama bunu getirip seçimin tümüne yaymak ve bütün seçim tartışmalıdır, Türkiye'de böyle olaylar oluyor demek büyük bir haksızlık. Yani ben özellikle Avrupa'daki gazetelerde siyasal sisteme Erdoğan'a muhalefet etmeyi anlarım. Evet yani bizim işte fotoğrafımıza göre çok demokratik değil diyebilirler. Yani bu böyledir demiyorum ama böyle deme hakları var. Sonuçta demokrasi var. İsteyen istediğini söyleyebilir. Fakat getirip sistemi ve bu ülkeyi diye bir üçüncü dünya ülkesi muamelesi yapmak bu büyük bir haksızlık. Çünkü ben yıllardır seçim izleyen bir gazeteciyim. Evet dönem dönem soru işaretleri oluyor ama toplamda çok kaliteli bir seçim yapılıyor bu ülkede. Seçim tecrübesi olan bir ülkede neredeyse ortalama 1,5 yılda bir seçime giden bir ülke. Yani o yüzden background'u ve bu anlamda antrenmanlı bir ülke. Kurulları var. Her şey şeffaf yapılıyor. Bunun haksızlık olduğunu düşünüyorum. Benim takıldığım taraf burası. Yoksa öbür türlü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işte zaman zaman bazı kararlarda tek başına aldığı ya da işte Avrupa'yla çok hırçın bir politika izlediği falan. Bunu oturup analiz edebilirsiniz. Bunu hakkınızdır. Ben de onun cevabını oturup yazarım. Ama öbür türlü ahlaki anlamda sorunlu bir tavırdır. Yani Türkiye'deki demokrasi şaibeli göstermek, seçimi şaibeli göstermek bu ahlaki bir şey değil. Benim biraz kafama takılan yer burası. Çünkü en son bir takım makaleler yazıldı ve şöyle bir karar alındı. İşte Türkiye'ye gidecek gözetmenlerin sayısını artıralım. Farklı ülkelerde bu sayıyı artıralım ve bunu işte raporlayalım gibi abuk subuk hani 3. dünya ülkesinde uyguladıkları sistem. Bu haksızlık. Benim takıldığım yer burası. Evet şimdi bir de birazdan döneceğim yine Melek Yiğit'e de ekonomi tarafından görmek lazım seçime iki kala. Gıda fiyatlarında bir konuşuyorduk biz hep burada zaten. Hani sentezde çok konuşuyoruz bunu. Çok aracılar var işte patates, soğan, işte kiraz vesaire aklınıza ne gelirse çok ciddi rakamlardan bahsediyoruz. Yani örnek vereyim işte İzmir Ödemiş'te çıkan bir ürün mesela örnek kiraz. Orada 2 liraya satılırken İzmir'e geldiğinde 15 liraya çıkan bir rakam yani 20 dakikalık bir yol yani hani ulaşım maliyeti de yok üstünde sonuçta 2 liradan 15 lira. Şimdi Nihat Zeybekçi'nin açıklaması oldu ithalat yapabiliriz diye nasıl yorumluyorsun? Valla önemli tabii ona geçmeden önce bir iki cümle Melik'in açıklamasına ek bir gönderme yapmak istiyorum. Avrupa'nın son 2 senedir normali bu oldu Türkiye üzerinden politika yapmak. Kendi seçimlerinde de bunu yaptılar. Yani sadece bizim seçime müdahale olarak görmeyelim. Kendi seçimlerinde de Türkiye'yi bir propaganda aracı haline getirdiler. Yani ama baktığınız zaman ilişkiler aynen devam ediyor. Yani bu bizim aslında uluslararası ilişkilerin sağ rolü dediğimiz arka tarafında ilişkiler aynen. Çünkü Türkiye önemli bir müttefik, önemli bir ülke. İşte Merkel'in davetini biliyoruz. İşte son dönemde Sayın Başbakan İngiltere ziyaretini biliyoruz. Papa'yı ziyaretini biliyoruz. Kudüs kararında Avrupa ile beraber alınan kararı biliyoruz ABD'ye rağmen. Onun için ilişkiler devam ediyor. Bu sadece oradaki Türkiye olan ilgiyi de gösteriyor bir bakıma arka tarafında. Bu eklemeyi de yapmak istedim. Yani Avrupa'nın ilgisi boşuna değil. Çünkü Türkiye bölgede kilit ülke. Bu seçimleri de önemsiyorlar. Bence de çok önemli bir seçim. Bu seçimler sonrası çünkü Türkiye'nin 2023 vizyonu değil sadece. Devamında da Türkiye'nin artık G7'ye ülkelerinin ona çıkması, hatta G20 artık daha önemli biliyorsun. O G20 ülkelerinin içinde ilk ona doğru ilerlemesini oluşturacak vizyonda önemli bir seçim. Onun için Avrupa'nın da bunu önemsemesi doğal. Soğan patates son günlerin en önemli gündem konusu oldu. Sosyal medyada da ciddi bir ana başlık gibi gözüküyor. Tabii sen bunu, ben çok net hatırlıyorum, seninle defalarca da yayınlarımızda bunu ifade ettik. Enflasyonda baz etkisi olarak gıdanın çok önemli bir yönü var, önemli bir etkisi var. Ve bu noktada hükümet yıllardır da çalışıyor. Hani en basit anlamıyla senin ifade ettiğin gibi üreticiden tüketiciye ulaşana kadar ki o ara bölgede ne oluyorsa bunu tabii sadece hal olarak nitelendirmemek lazım. Ulaşımı var.
o önceden o ürünün o tarlada satın alınma süreci var, market süreci var. Ama bir şekilde ürün üreticiye katkı vermeyecek şekilde aşırı bir fiyatlamayla tüketiciye geliyor. Hani üreticiye bir fiyat getirisi verse amenna diyeceğiz ki tamam üretici kazanıyor. Bu sene ya da kuraklık oldu, üretim azaldı bu yüzden. Ama tam böyle değil mevzu Sayın Bakanımızın da dediği gibi. Gıda da bu iş böyle. Hani niye peki hallolmuyor dersek kolay bir mesele değil. Yılların meselesi ama bir çözüm düşünmüş hükümet bu noktada. Bence şu cümle çok önemli. İthalatın geniş kapsamlı olmayacağını da ifade eden Sayın Zeybekçi, genel bir müsaade şeklinde olmayacak. Bir paket halinde kısıtlı miktarda izin vereceğiz. Yani oluşan fiyat spekülasyonunu, hatta bir miktar manipülasyon da diyebiliriz. Çünkü ürün varsa ve bu ürün üreticiye marketler yoluyla bol miktarda ulaşmıyorsa o zaman problem var demektir. Onu giderme adına bir kereye mahsuben kısıtlı bir ithalat önemli ama şunu da söyleyelim seninle, defalarca söyledik. Tarım, hayvancılık ve su. Türkiye'nin vazgeçmeyeceği üç önemli nokta. Enerji kadar önemli. Biz çocukluğumuzda, gençliğimizde kendi kendine yeten 7 ülkeden biri idik diyorduk. Yeniden, ben yeni dönemde hükümetin, oluşacak yeni düzenin, bu noktada da gerekli reformları, gerekli yapısal değişimleri yapacağına inanıyorum. Çünkü tarımsız, hayvancılık ve tarım olmadan, suya önem vermeden, artık bu coğrafyada, bu dünyada yürümek zor. Hatta hep sen dersin, bundan sonra su belki savaşların sebebi olacak. Tarım ve hayvancılık noktasında belki savaşların sebebi olacak diye. Katılıyorum bu fikrine her zaman. Onun için bunlar geçici önlem olarak belki işe yarayacak ama Türkiye'nin bir şekilde artık yeni dönemde, 24 Haziran'dan sonra bu işe farklı ve çözüme yönelik bir şekilde odaklanması çok çok önemli olacak. Ekonomik açıdan hem enflasyon etkisi açısından hem halkın cebine direkt etkisi açısından gelir gider dengesi adına hem de Türkiye'nin alacağı rol adına bölgede önemli bir adım olacak bence. Evet, az önce Avrupa derken Melik de anlatırken bir iki haber var, arka arkaya bunları ben aktarayım. Birincisi, terör örgütü PKK'ya verdiği siyasi destekle bilinen Alman Sol Parti milletvekili Hunko'nun Türkiye'ye girişine izin verilmedi. İkincisi, Türkiye aleyhine casusluk yapan Can Dündar'la Türk düşmanı Cem Özdemir, Selahattin Demirtaş için o istedi haberleri vardı. Nasıl okumak lazım bunu? Bu arada tabii Can Dündar için bir dava vardı Fransa'da. Vatan haini Can Dündar değil misiniz diye bir tane vatandaş sormuştu. Mahkeme Ahmet Bütün'ün, yani bu söyleyen kişinin, Can Dündar'a hakaret etmediğine karar vermiş. Dolaylı yoldan suç olmadığına hükmetmiş. Bu üç tane başlığı da biraz yorumlamak lazım. Melek Yiğitel, ne dersin? Şimdi önce o Alman milletvekilinden başlarsak, o Alman milletvekili öylesine bir ziyarete gelmiyordu. Asıl komik olan şey, seçimde gözlemci olarak geliyordu. Fakat adamın bir sürü fotoğrafı var, PKK bayrağıyla ve PKK'lılarla çekilmiş fotoğrafları var. Yani burada sadece işte HDP adına bir şey söylemek falan değil. Doğrudan PKK'yla ilişkili yurt dışında bir kişiden bahsediyoruz. Ben işte Türkiye'de seçimler tartışmalı, seçimler şaibeli, o yüzden gözlemci olarak gitmek istiyorum diye geldi ve Allah'tan onu uçaktan bile indirmeyip geri gönderdiler. Benim az önce söylemeye çalıştığım şey de buydu zaten. Yani Türkiye'nin hak etmediği bu tartışma, hele böyle bir meczubun gelip yani Türkiye'de ben seçimi gözlemleyeceğim demesi tuhaf olan ve az önce söylediğim gibi insanın canını sıkan tam da bu. Yoksa öbür türlü muhalefet etmek, tartışmak, Cüneyt Bey'in dediği gibi, yani Avrupa'da hani her seçimde oluyor. Hatta kendi işlerindeki seçimde bile Türkiye temel bir argüman. Sonra normale dönüyorlar. Bu anlaşılır bir şey. Anlaşılmayan tam da bu söylediğim şeydi. Yine anlaşılmayan şey Can Dündar ve Cem Özdemir'in doğrudan o konferansta HDP'yi güzellemesinin ötesinde tek Türkiye'de özgürlük ve demokrasi temsil eden parti budur.
aday olarak da işte Demirtaş'tır. Diğerlerinin hepsi öyle de böyle demokrasiyle sorunları var. Argümanı çok sıkıntılı bir argüman. Yani orada onların lehine çalışmaları normal. Can Dündar, yani normal derken kişiliklerine bakarak söylüyorum. Ya Can Dündar burada yargılanmış ama sonra yurt dışına kaçmış ve orada ciddi anlamda Türkiye aleyhine lobi faaliyeti yapan bir kişiden bahsediyoruz. Fakat burada işte can sıkıcı olan şey yani çifte standart. Hani mesela DAEŞ orada bir saldırı gerçekleştirdiğinde bütün dünyanın kenetlenmesini istiyorlar. Tamam, kenetlenelim elbette. Yani başbakanımız işte Paris'te Charlie Hebdo saldırısından sonra onlarla kol kola girip yürüdü. Tamam, yani bu normal ama yani siz de burada bizim verdiğimiz bu mücadeleyi görün. Yani zorlu bir coğrafya, bu zorlu coğrafyada sınırımızda hemen ötesinde sürekli terör üreten bir mekanizma ve bu terörle mücadele etmenin de küresel bir çözüm ortaklığıyla mümkün olduğunu en az bizim kadar biliyorsunuz. Fakat burada bir çifte standart, yani PKK'yı desteklemek, onu arkalamak ya bu can sıkıcı bir şey. Çünkü her fırsatta demokrasi dersi veren Avrupa'nın bunu görmesi gerekiyor. Yani ben şunu da söyleyeyim, yani her halükarda, her şartta altında Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerini sürdürmesi gerektiğini savunanlardan biriyim. Önce onu söyleyeyim. Yani bütün bu kavga ve tartışmalara rağmen Avrupa Birliği meselesini önemseyen biri olarak söylüyorum bunu. Asla Türkiye bundan vazgeçmemeli. Türkiye'nin yüzü oraya dönüktür. Ama bu çifte standart, bu şeyleri, demokrasi örtüşmeyen meseleleri de anlatmamız gerekiyor. Bıkmadan, usanmadan anlatmalıyız. Yani böyle bir çifte standartınız var, böyle bir ikiyüzlülüğünüz var. Rıda anlatalım, bu buna engel değil. JP Morgan dünyanın en büyük, dünyanın en önde gelen daha doğrusu bankalarından bir tanesi. Şimdi 24 Haziran'a yönelik bir seçim senaryoları yapmış. Görmüşsünüz belki, sosyal medyada da paylaştılar. Şimdi neler var söyleyeyim. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden Erdoğan'ın birinci çıkacağını ve mecliste çoğunluğu Cumhur İttifakı'nın elde edeceği öngörüsü var. Öyle bir öngörüsü var. Birinci ihtimal o. Erdoğan Cumhurbaşkanı seçilecek, AK Parti MHP İttifakı mecliste çoğunluğu kazanacak. İkinci ihtimal, Erdoğan Cumhurbaşkanı seçilecek, AK Parti MHP İttifakı çoğunluğu edemeyecek. Üçüncü ihtimal, Erdoğan değil diğer aday kazanacak, AK Parti MHP İttifakı çoğunluğu elde edemeyecek gibi böyle senaryolar yazmışlar. En olası senaryoyu da tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan olduğu mecliste çoğunluğu aldığı bir senaryodan bahsediyor. Bu piyasalar açısından bayağı olumlu bir yansıma yapar diye bahsetmiş bu senaryolarda. En çok merak edilen konu da zaten seçim sonrası ne olacak piyasalarda? Şimdi JP Morgan hemen hemen bütün ihtimalleri senaryolaştırmış. Olası ihtimalleri ve bunların piyasaya olası etkileri üzerinde bir çalışma yapmış. Ben de okudum raporu. Fakat ağırlığı sayın mevcut Cumhurbaşkanımızın kazanacağına ve meclis aritmetiğinin de Cumhur İttifakı noktasında oluşacağını belirtmiş. Bunu da piyasaya pozitif yansıyacağını söylemiş raporunda. Tabii ki öyle bir durumda piyasalar alıştığı düzenin devamını görürlerse bir şekilde ve şuna da söylemlerinde yer veriyor Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Başbakan'ın da desteklediği bir şey var. Yeni dönemde ekonomide yeni önemli adımlar, önemli yapısal reformlar ama adı konan yapısal reformlar. Yani biz şu ayrımı iyi yapmak durumundayız. Yapısal reform bir başlık ama bunun açılımı Türkiye'yi daha üreten, Türkiye'yi daha ihracatçı yapan, Türkiye'ye daha fazla istihdam sağlayan yeni ekonomi modeli. Yani eskisi gibi hep eleştirilen noktada, eskisi gibi derken Türkiye'nin yıllara varan gelişiminde sanayi bugüne kadar geride gibi düşünüldü. Daha çok işte konut ve tüketime dayalı bir ekonomi olarak büyüme sağlandı, eleştirileri yapıldı ama bu tam böyle değil aslında. Çünkü bir yandan da ihracatını geliştiren bir ülke Türkiye, işsizliğini belli noktada da tutan bir ülke. Rasyonel olmak gerekirse sorun yok değil. Tabii ki var. Yani bugün kur ve
gösterge tahvil piyasasında, tahvil piyasasındaki fiyatlamalar bize zaten bunu net olarak gösteriyor ama bununla mücadele kararlılığı yeni dönemde önemli olacak. Onun için mevcut senaryolar içinde o birinci senaryonun öne çıkarılıp bunun olumlu fiyatlanma ihtimaline ben de katılıyorum. Ama net olarak şunu da söyleyeyim. Neticede bu bir seçim. Türkiye halkı bir irade gösterecek. Bu iradesiz noktasında çıkacak sonuç Türkiye için hayırlı olsun. Öncelikle bunu diyoruz. Yani her ihtimalin Türkiye'yi yolundan ayırmayacağını düşünenlerdenim ama bir de ortada bir emek var. Bu emeği de iyi okumak ve görmek lazım. Yani Türkiye son yıllarda özellikle 2001 krizinden sonra öncesi ve sonrası Türkiye'yi iyi analiz etmek lazım. Neler kazanıldı? Hangi konularda ne tür gelişmeler kaydedildi? Dünyada sorunu olmayan ülke yok Zeliha. Hep söylüyoruz. Daha geçen seninle Cuma yayınımızda, bayram günü. İtalya'dan bahsettik. Bugün İtalya gibi bir ülkenin Avrupa için ne kadar önemli bir sorun teşkil ettiğini söyledik. Toplam bankacılık sektöründeki geri ödenmesi artık mümkün olmayan miktarın bizim iç dış borç toplamımıza eşit miktarda olduğunu ve o ülkenin 3,5 trilyon dolara yakın borcu olduğunu söyledik. Bugün dünyada sorun olmayan ülke göstersinler. Yani Amerika diyoruz. FED gibi önemli bir para basma imkanı olan bir ülkeden bahsediyoruz. Ama hala ekonomisindeki sorunları konuşan, bunları nasıl atlatabiliriz, FED bir daha masaya gelir mi, gelmek zorunda kalır mı diye sorgulamalardan bahsediyoruz. Bugün Çin'le Amerika arasındaki ticaret savaşının dünyayı nereye götüreceğini söylüyoruz. İşte bu ortamda gerçekten kilit bir seçim. Tabii ki burada herkes de kendi görüşünü söylüyor. Muhalefet de görüşünü söylüyor ekonomi üzerine, diğer konular üzerine. Halkımız bir karar verecek. Karara saygı duyuyoruz ve duyacağız. Ama önemli olan burada yabancı algısının Türkiye lehine pozitif devamını sağlayacak en önemli şey istikrarın devamıdır. İstikrarın oluşmasıdır seçim sonrası. Evet. Yeni bir erken seçim ihtimali vesaire gibi konular da konuşuluyor zaman zaman. Özellikle Melik'in dediği gibi yurt dışı basında da bu dile getirilip Türkiye seçimler üzerinde aslında bir algı yönetimi yapılmaya da çalışılıyor ama ben ne çıkarsa çıksın Türkiye'nin bir şekilde kendi yolunu bulacağını, Türkiye'nin kendi yolundan dönecek bir ülke olmadığını düşünüyorum. Ama dediğim gibi hep 2001 öncesi ve 2001 sonrası kazanımları da ve farkı da Türk seçmeninin göz ardı etmemesi gerektiğini dolar düşünüyorum. Dolar ne olur? Dolar tabii teknik bir konu. Bir kere beklentin de senin. Net olarak önce şunu söyleyelim. Niye dolar burada? Yani sadece seçim belirsizliğinin fiyatlaması değil doların burada olması. Veya söylendiği gibi yurt dışından spekülatif bir baskının net bir sonucu değil. Birkaç sebebi var. Bir, belki kendi iş dinamiklerimiz. Tabii ki seçim önemli ya da yurt dışındaki spekülasyonlar önemli. Ama içeride son dönemde gelen bazı rakamlar, işte cari açık noktası, işte enflasyon noktasındaki ek prim ihtiyacı Türkiye'de fiyatlamaları hem faiz tarafında hem dolar tarafında yukarı çekti. Artı bizim elimizde olmayan bazı dinamikler var. Nedir onlar? Jeopolitik ister. Türkiye Afrin'de mecburi bir operasyonun içinde. Bunun bir maliyeti var. Türkiye Münbiş tarafında Amerika ile pazarlık içerisinde. Türkiye üzerinde Amerika tarafından yürütülen bir halk bankası üzerinden götürülen bir operasyon var biliyorsun. Bunlar hep piyasa üzerinde etkili oldu. Üstüne üstüne binen efektler bunlar. Asıl önemli efekte özellikle Suriye'de son dönemde ABD ile Rusya arasında yaşanan gerginliğin ek fiyatlaması. Biliyorsun orada Rusya bir baskı yedi. Rusya baskı yerken biz de ek baskı yedik. Evet doğru. Çünkü Türkiye orada artık Rusya'yla da iletişim içinde olan S-400 füzelerini Türkiye'ye almak isteyen bir ülke. Amerika buna karşı çıkan bir ülkeydi. Şimdi yeniden Amerika ile normalleşme çabamız var. Orada İran'la Amerika arasındaki gerginlikte Türkiye'nin tutumu söz konusu ki Türkiye, Rusya, İran ilişkilerinin olduğu noktayı biliyoruz. Bütün bunlar dolar TL üzerinde baskı oluşturdu. Artı 88-90 bandında son 11 senenin ortalama değerleri üzerinde bulunan dolar endeksinin 95'lere doğru yükseldiğini ve bunun gelişen ülkelerin tamamına baskı kurduğunu biliyoruz. Ha kabul. Türkiye en negatif ayrışan ülke oldu bu dönemde dünya üzerinde bu sebeplerle. Ama bu bir fırsat da yaratıyor yabancı
yatırımcı için. İşte JP Morgan raporunun alt satırında bize söylenmeyen ama kendisinin kendi yatırımcılarına vermek istediği sinyal bu. Bir yandan da dünyada getirilere bakıyoruz. Potansiyel getir. Bak bankacılık endeksimiz. 2008 krizinin dolar bazlı fiyatlamasında gördüğü noktadayız. Borsa İstanbul 2 sent civarında kritik desteğinde. Şimdi bu bir yandan olayın ne kadar fiyatlandığını gösterirken bir yanda Türkiye'nin ne kadar potansiyeli olduğunu, kar potansiyeli olduğunu gösteriyor. Yabancı şunu bekliyor. Seçim sonuçları açıklandıktan sonra oluşacak senaryolara göre pozisyonunu alacak. Yani orada o bankacılık sektörü bunu hak etmiyor. Yani Türkiye bankacılık sistemi, Türkiye bölgenin değil, Avrupa'nın değil, dünyadaki sayılı bankacılık sistemlerinden biri. Ha tabii ki KGF gibi önemli bir avantajı kullandı. İşte yeniden yapılandırma diyoruz, bazı sorunlar var diyoruz, kabul. Ama diyoruz, dünyada sorunu olmayan ülke yok ki. Ama bununla mücadele kararlılığı önemli. Türkiye bunu gösteriyor. Onun için o bankacılık sektörü ucuz bir fiyatlama içerisinde muhakkak karşılığını görecektir. Bu iki şeye bakacağız. Ben önce gösterge tahvile bakarım. %20'ye yakın bir gösterge tahvilde. Merkez Bankası fonlama maliyeti olan 17.75'lere doğru bir hareket başlarsa, hatta altına seçim sonrası, bu muhakkak kura da yansıyacak. Çünkü reel efektif kur endeksi üzerinden baktığım zaman TL aşırı değersiz. Yani aşırı satılmış. Bu muhakkak birilerin ilgisini çekiyor. Zaten raporlarında yavaş yavaş Türkiye üzerine yakında al şeklinde raporlar gelirse de ben buna şaşırmam. Çünkü böyle bir getiri yok. Ne yapar? Önce para gelir. Bu kur üzerindeki stresi azaltır. Borsa yukarı yönlü hareket başlatırken tahvillerde de aşağı yönlü bir hareket, faizlerde de aşağı yönlü bir hareket oluşabilir. Ha bunun karşısında ne olur? Beklemediğimiz global bir kriz, bu bizi de etkiler doğal olarak, ya da seçim sonuçlarına, seçim sonrası yapılacak ek spekülasyonlar. İzleyeceğiz, göreceğiz. Evet. Önemli bir seçim. Ama ben dolar TL'nin hak ettiği yerde olmadığını, hesaplamalara göre 4, yani 3.80, 4.20 gibi bir bandın içinde denge bulması gerektiğini düşünen taraftayım. Hani 4.70 gibi bir rakam biraz ekstra fiyatlanmış bir rakam olarak görüyorum. Ha kur enteresandır. Bazen ekstrem hareketler de gösterebilir. Bu yukarı çıkmayacağı anlamına gelmesin. Gene de temkinli olmakta fayda var. Çünkü dolar endeksi 95'i geçer, 97'yi 100'lere doğru bir hareket başlatırsa FED veya başka bir sebeple biz de bundan etkileniriz doğal olarak. Tek etken seçim değil. Ama bir normalleşme seçim sonrası bekleyen taraftayım. Grafikler de bize bunu gösteriyor. İzleyip göreceğiz. Ama temkinli olmakta da fayda var. Hep tabii. Söylersin, temkinli olmakta fayda var. Evet, piyasa öyle. Yapacak bir şey yok. Temkini yani elden bırakmayacaksın. Bu arada Melik Yiğitel, Macaristan'da bir tasarı kabul edildi. Bu tasarı neydi söyleyeyim. Mülteci karşıtı özür dilerim önlemler Macaristan'da anayasaya girdi. Macaristan'a yabancılar yerleştirilemez ifadesi resmileşti. Ülkeye girişte göçmenlere yardım edenler artık suçlu sayılacaklar. Bunun yanında aynı amaçla çalışan sivil toplum örgütlerine de cezalar gelecek, toplum kuruluşlarına da. Yeni ve ağır vergilerden bahsediyoruz. Enteresan bir karar, enteresan bir yasa. Avrupa'nın diğer ülkelerine yansıyabilecek bir durum gibi görünüyor. Ne dersin? Çünkü bir taraftan da Küresel İnsani Yardım 2018 raporu açıklandı. Burada Türkiye dünyanın en cömert ülkesi ilan edildi. Mesela iki tane ayrı hikaye var burada. Valla yani Türkiye'nin en cömert ülkesi ilan etmeleri zaten normal, geç bile kaldılar. Çünkü Türkiye'de 3,5 milyona yakın mülteci var. En son Sayın Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Brüksel'de bir toplantı izlemiştik, eski Başbakan Davutoğlu ile. Avrupa Birliği'nde göçmenlerle ilgili bir toplantı. Orada sadece 300 göçmenin yerleştirilmesine dair 8 saat süren bir toplantı ve sonra da karar da çıkmamıştı. Yani 300 mülteci için, ki biz 8 saatlik bölümünü izledik, bizden önce de 4 kere toplanmışlar. Bir karar veremediler yani 300 mülteciyi nereye koyalım, bakabilecek miyiz diye, bu kadar aciz. Ve o ilk mülteci meseleleri baktığında da bütün ülkeler panik butonuna bastı. Yani eyvah geliyorlar diye. İşte ne bileyim, Yunanistan duvar örmekten söz etti. Bulgaristan'da işte sınıra
asker kaydıralım dedi. Macaristan onu yaptı bile. Hatırlarsanız meşhur bir görüntü, garda engellenen göçmenler. Şimdi bütün bunları üste koyduğumuzda bu tutum şaşırtıcı değil. Ama bunu getirip yasalara koymak tehlikeli bir yere doğru götürür. Yani faşizmin başladığı yer işte burasıdır. Yani buna hukuki bir kılıf büründürdüğünüz anda geçmiş olsun. Faşizme doğru gidersiniz. Burada hani kişisel olarak Avrupa'nın işte bizim kodlarımızdan biraz farklılar. Yani onlar daha böyle mesela kendi sosyolojilerini korumayı bir hayat memat meselesi sayıyor. Kendi şehrindeki görüntüyü, alışık olduğu görüntünün bozulmamasını bir hayat memat meselesi olarak görüyor. Kendi sosyolojisini koruma, yani biraz daha böyle bireycilik ya da bencillik mi ne diyorsanız o daha ön plandadır. O yüzden böyle Avrupa'nın kodları böyle olduğu için de hani bizim gibi hadi gelsin mülteciler, biz bağrımıza basmaya hazırız falan, böyle bir anlayış beklemek yanlış. Çünkü Avrupa öyle bir yer değil. Fakat hani insan hakları odaklı teknik bir mesele olarak baksalar bile, insan hakları odaklı, bu kadar acımasız olmamaları lazım. Yani bizdeki, yani bizimki duygu. Yani biz bir duyguyla harekete geçiyoruz. Diyoruz ki işte mazlumlara yardım etmek. Yani şu anda ben konuşurken o bir yandan da o görüntüler akıyor. Mesela bu çirkin, dehşet görüntü bizim ülkemizde yaşanamaz. Çünkü bizim hani duygumuz buna müsait değil. Hani diyelim ki devlet yapmaya kalksa bile biz sokağa dökülürüz, yapmayın deriz. Çünkü duygumuz böyle bir duygu değil. İşte bağrımıza basalım, yardım edelim, paylaşalım. Tanımadığımız insanlar için kamyonlarca, ben daha lisedeydim mesela, Kuzey Irak'ta kaçan mülteciler için hayatımda görmedim bir coğrafyaya 3 kamyon bisküviyle gittik. Ve biz o zaman 16-17 yaşındayız. Baktık hani bu yaşta gidilmez falan, babalarımız bize eşlik etti ve gittik. Yani o bizi harekete geçiren o duygu da gazete okurken bir şey yapmalıyız duygusuydu. Şimdi o yani kodlarımız böyle çünkü, ama Avrupa'da böyle bir duygu yok. Yani varsa bile bunun tekil örnekleri vardır. Dolayısıyla bunu anlayabilirim, ama bunu getirip yasalara koyup insan hakları konusunda bunu bir teknik mesele olarak görmemek, tehlikenin başladığı yer orasıdır. Faşizmin başladığı yer orasıdır. Macaristan'da yaptığı böyle bir tehlikedir. Diğerlerine sıçrar mı? Diğerlerinde zaten bu duygu var dediğim gibi. Yani Belçika'daki toplantıda, Brüksel'deki toplantıda şahit olduğum şey, Roma'da, İtalya'da gözlerimle gördüğüm şeydi bu. O tartışmayı işte Almanya'da gördüm. En son Yunanistan, Atina, bir adadaki o mültecilerin buraya gelmemesi için ne yapmalıyız diye sınır ve deniz birlikleri kurmaktan söz ediyordu. Dolayısıyla hani orada öyle bir tartışma var, ama bu yasalara girerse tıpkı Macaristan'daki gibi hepimize geçmiş olsun. Eyvah, yani o zaman Avrupa çok başka bir yere doğru gider. Evet, son bir dakika var. Ekleyeceğin var mı Cüneyt Parksoy bu arada? Yani Türkiye'nin göçmen konusunda, göçmen sorunu konusunda üstlendiği rol aslında dünyanın örnek alması gereken bir rol. Avrupa'yı değil sadece, dünyanın tamamını nasıl bir tehlikeden koruyor yaptığı bu göçmen politikasıyla, dünyanın bunu görmesi lazım. Bakın, küresel terörizmden bahsediyoruz. Bunun bir sebebine inelim. Yani dünya artık varlığını %80 varlık %1'in elinde, gelir dağılımı düşüyor. Bu ülkelerde baskı yaratıyor. Bu ülkeler göçmeni boşuna vermiyor ve Türkiye burada kilit bir ülke. Bu kadar fedakarlığı biz yaptık, ekonomimize de bunun karşılığını görüyoruz. Demin dolar, TL, işte faiz, piyasa, borsa konuşurken bunu da unutmayalım. Türkiye ciddi bir maliyet ödedi ve bu konuda hala Avrupa'dan yeterli desteği almış değil. İhtiyaç var yok, o ayrı konu. Ama en azından Melik'in de dediği gibi dünyanın artık Türkiye'nin çok önceden fark ettiği ve sorumluluk üstlendiği, insani değerler adına değil, global değerler adına da, tüm değerler adına da üstlendiği bu rolü dünyanın artık kabul etmesi ve yardımcı olması gerekiyor. Çünkü biz eğer bu göçmen krizini önümüzdeki dönemde hem Türkiye hem dünya çözmezse, hem küresel terörizm farklı bir boyuta gidecek, hem insanlar arasındaki bu gelir dağılımı, sosyal eşitsizlik, gelir dağılımı eşitsizliği ve diğer eşitsizlikler çok daha farklı sorunları beraberinde getirecek. Türkiye bunu gördü, bunu okudu, gereğini yapıyor, ama bir yere kadar. Evet. Dünyanın da artık bu konuda rol alması gerekir. Çok teşekkür ediyorum Cüneyt Paksoy. Ben teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Artık bu seçimin önceki son analiz sentez programıydı. Bakalım pazartesi günü neler olacak. Hayırlı olsun diyelim. Melik Yiğitel, teşekkür ediyoruz.
Bu hafta bizimleydiniz. Tekrar hayırlı olsun diyelim şimdiden pazar günü. Görüşürüz diyelim. Hepimize çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.